Kimilerine göre çünkü layık, layıklığın korunması e, diye tarif ediliyor. Kimilerine göre ise e, ordunun e, demokrasiye bir kez daha doğrudan müdahalesi olarak e, tarif ediliyor. 28 Şubat'ı siz mesela nasıl tarif edersiniz? Yani şimdi şöyle, e, Sayın Kamalak bağlandığından beri de aynı şekilde konuşuluyor. Bugün iktidar partisinin, iktidar partilerinin mensuplarının açıklamaları da benzer şekilde... ...açıkça her yerde darbe olarak nitelendiriliyor. Hı hı. Ancak şunu belirtmek lazım. Ben bunu eleştireceğim elbette bir konuda. Hukukçu olarak söylemem lazım. Hukukun en üstündeki insan olan Adalet Bakanı da darbe diye nitelendiriyor ama... ...halen kesinleşmiş bir yargı kararı olmayan bir... ...ve yargılamanın devam ettiği bir davadan bahsediyoruz. Şu anda yargıtayın veya istinafın önünde, yargıtayın önünde bir davadan bahsediyoruz. Henüz hesaplaşmadık yani hukuken. Yani bitmedi. bitmedi. Yani... Oradaki sanıklar, onların avukatları burada darbe yok diyor. Darbenin unsurları yer almıyor diyor. Ancak Adalet Bakanı dayı darbedir diyor, bitiriyor. Buradaki herkes darbedir diyor, bitiriyor. Ama bunun arasında bir ortada şöyle bir şey var. Eski kanunun farklı bir konu, teşebbüste kaldı ama yeni kanun olarak bakarsanız müebbetle beraat arasındaki bir noktadayız şu anda. Yani bugün yargılanıyor, bugünkü kanundan yargılanıyor olsalar da müebbetle yargılanacaklardı. Ve ortada olan bir şeyi çok rahat dillendirebiliyoruz bu konuyu eleştirmem lazım yani. Onu açıkça söyleyeyim en başta yani. Peki. Bir, daha darbe olduğu kesinleşmiş bir durum değildir bu. Bakın, çok da söyleyeyim. Eleştirebiliriz. Son derece. Sizin cenah, bizim cenah, o bakış açısı, bu bakış açısı, siyasal İslam'ın bakış açısı, seküler toplumun bakış açısı eleştirilebilir. Ama darbe olarak nitelendirmek için ağır olarak görüyorum. Neden? Neticede bir MGK kararıdır bu. MGK kararıyla bitmemiştir. O tarihte 13 Mart'ta Bakanlar Kurulun onayladığı bir MGK karardır. Yine bitmemiştir. Onu da Cumhurbaşkanı onayladığı bir MGK karardır. Yine bitmemiştir. Devam etmiştir. Hatırlayın o tarihte Demirel'le düzeltiyorum Erbakan'la Çiller arasında bir anlaşma uyarınca bir sene sen, bir sene ben şeklinde olacak şekilde bir yürütülen bir yürütme organı. Erbakan'ın süresi bittikten sonra Demirel'in Çiller'e görev vermemesiyle istifa ile sonuçlanması ve değişmesiyle olan bir ortam ama hiçbir zaman özellikle söylemem lazım Erbakan'da Şevket Kazan'da yakın tarihte açıkladı daha bunları yani yani yakın tarih derken o tarihten sonra hı hı. tehdit edilmedik dediler açıkça İkisi de söyledi bunu hal bu şekilde ortadayken bu bir darbedir. Hukuken ağırdır. O yüzden postmodern diye tarif ediliyor. Ama evet, post... silahlı bir hareket yok. Ama doğrudan. yargılaması devam ediyor. Neyden devam ediyor? Darbeye teşebbüsten devam ediyor. Hmm. Demiyor ki yargı bu bir postmoderndir. Ben sizi mahkum etmiyorum. Mahkum oldular biliyorsunuz. Yerel mahkemede. Tahliye oldular yaşlarından ötürü. O ayrı bir konu ama istinafta hatırladığım kadarıyla onadı ve şu anda yargıtayın üzerinde uzurunda olan bir yargılamadan bahsediyoruz. Ve neticede 15 yıl 20 yıl cezanın çıkacağı verilen cezaların onanıp onanmayacağı hala sağa olan insanların yargılandığı bir yargılamadan bahsediyoruz. Daha da ötesine gideceğim. Balyoz'da şöyle bir şey vardı Erhan Bey. Fethullahçı savcıların yazdığı iddianamede bir durum vardı. Balyoz'u eleştirdiklerinde biz Balyoz'a sahte dijitaller diyorduk ama bir an için hepsi gerçek olsun dediğimizde de icra hareketlerine geçirmiş bir ortam yok. Hani bir şekilde aşamalı yapmalıyız savunmamızı. Bunu anlatıyorduk. Onu da bertaraf edecek şekilde akıllarınca şöyle yazıyorlardı. Tanklar sokağa çıktıktan sonra darbe engellenemez. O yüzden kağıt üzerinde hazırlandıysa bu teşebbüstür. Bize diyor ki icra hareketlerine Yani Tanklar çıkıldı, o indirildi, bunlar öldürüldü, bu ortam yok demiştik. Böyle de kıyaslarsam diye söylüyorum. 15 Temmuz'da tanklar çıktı, insanlar şehit oldu. Ancak darbe engellendi. Yani engellenebiliyormuş. Yani o icra hareketlerinin başlaması gerekiyormuş. 28 Şubat'ta bu olmadı. Her şeyi eleştirelim. Tehdidi eleştirelim. Tehdit var yoku eleştirelim. Baskıyı eleştirelim. Ya da o dönem medyanın tavrını eleştirelim. Hepsi Hep eleştirelim. Şey eleştirelim ama hukuken bir darbe değildir. Darbe teşebbüs değildir. İcra hareketi başlamamıştır. Bence böyle. Peki. Bir son. Buyurun lütfen. Ondan sonra Ve bunun geçin. başı. ...MİT raporlarıdır. Yani onu da unutuyor insanlar. Hani bu... ...bir şekilde gayetten gelen bir... ...bir anlamla... ...ortaya çıkmadı. O MGK... ...kararlarının veya çıkması. Bazı şeyleri de o zaman bu tarafı da... ...eleştirilecek kısmı elbette... ...o Kudüs gecesinde ufacık çocukların... ...eline tüfeklerin verilmesidir. Oyuncak tüfeklerin. Yani ve o günkü... ...yine ama hukuki eleştireyim. Askerin yaptığını bir şekilde meşrulaştırmak için söylemiyorum ama o zaman rejimi koruma görevi vardı askerin Bak, kanunen. Koruyup kollamak tırnak içinde. Evet. Bu olmamalıydı belki başka bir şey. Askeri müdahale etmemin sakın bunu lütfen ama hukuken bakalım diye söylüyorum. Peki.